Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık programımızda 8. sınıfta öğrencimiz enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesinin temellerini atmaya başlıyoruz. Biz 8. sınıfta aslında besin zinciri, enerji dönüşümleri, madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma gibi çok temel konulara bakacağız. Fotosenteze bakacağız, solunuma bakacağız. Gerçekten bu temel konuların aslında öncesinde biz kazanımlarını 5 ve 7. sınıfta öğrenmiştik. 5. sınıfta Tonguç evladım benim canlılar dünyasında mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanları öğrenmiştik. İnsan çevre ilişkisini, biyoçeşitliliği ve insanın ve çevreyle olan etkileşimini öğrenmiştik. 7. sınıfta hücre ve organellerine bakmıştık. Aynı zamanda atıklar ve geri dönüşüme bakmıştık. Şimdi biz bu temelleri tekrar edip aslında mesela geri dönüşüm sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı. Evsel atıklar çevre sorunlarıyla bağlantılı. İşte enerji dönüşümleri direkt buradaki canlılarla bağlantılı. İşte bunları teker teker tekrar etmiş olmamız gerekiyor. 7'den 8 e hazırlık kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Artık sonlarına doğru geldik. Biliyorsunuz iki tane kitap setimizi kullanıyoruz bu kampımız boyunca. 7'den 8 e hazırlık setimiz ve 0'dan 8 e hazırlık setimiz ve bunu sene boyunca da kullanacağız. Çünkü burada konu anlatımı soru bankaları var. Ve burada şöyle bir sürprizimiz var. Onu da söyleyeyim. Yaz okulunda hemen hızlı geçiyorum. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisindeki kitaplardan herhangi bir tanesini 7'den 8'e hazırlık kitabımız ve yeni nesil matematik kitabımız. Buradaki kitapların herhangi bir tanesini aktive ederseniz buradaki kare kodu kullanarak, buradaki kazımayı yaparak ve burada da açıklaması yazıyor aslında nasıl yapacağınızla alakalı. Kapak iç kapaklarda yazıyor ve bunu yaparsanız 1 GB internette yaz okulu boyunca size internet hediye Oo, ediliyor. Ben bu interneti kullanırım şekilde. Ederim. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım ama öncesinde tabii ki ödevimiz var. Ödevimiz de 7'den 8'e kısmında e, sayfa 212 ve 226 arası hemen göstermek istiyorum. 212 ve 226 arasını çözmenizi istiyorum. 5. sınıf tekrarı ve 7. sınıf tekrarında oluşuyor. Test 1'den başlıyor. Test 1'den başlıyor ve test 8'e e kadar devam ediyor. Bunları da yaparsak süper bir şekilde bu öğrendiklerimizi pekiştirmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere ilk başta mikroskobik canlılarla başlıyor. Nedir bunlar? Şimdi canlıları biz aslında mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak dörde ayırıyoruz. Yani normalde beşinci sınıfta biz canlıları aslında gruplandırırken dört farklı grupta öğrendik. Bunlardan ilki mikroskobik canlılar aslında mikroskop altında görülebilen canlılar olduğu için biz bunlara mikroskobik canlılar diyoruz. Ve şunu unutmayalım mikroskobik canlılar aslında bizim gözle göremediğimiz ama etrafımızda her yerde olan mesela bakteriler her yerde var. Vücudumuzun üzerinde var. Bağırsaklarımızın içinde yararlı bakteriler var. Aynı zamanda bir sürü besin maddesinin üretilmesinde kullanılan bakteriler var. İşte bunların her birisi aslında bizim hayatımızın her alanında var. İşte ...bazı bakteriler yararlı... ...bazı bakteriler de zararlı... ...yani bize hastalık yapabiliyorlar... ...virüsleri taşıyıp bizi hasta edebiliyorlar... ...işte bu tarz iki farklı tür bakteri olduğunu bileceğiz... ...bunlar gözle görülemez... ...ve bunların işte kendilerine özel... ...burada kamçıları var... ...ondan sonra silleri var... ...içinde kendisinin bir e, hücre yapısı var... ...ve tek tek kendi başlarına takılan bunlar... ...bakteriler diyebiliriz... ...ve çok hızlı çoğalıyorlar eğer besin bulurlarsa... ...peki baktık peki başka ne var... ...mikroskopik canlılar... Öglena var mesela. Amip var, paramesyum var. Mesela öglena kamçılı hayvan olarak biliniyor diğer adıyla. Aynı zamanda amip mesela böyle bu şekilde ayakları olan hatta bunlara biz ne diyoruz biliyor musun? Yalancı ayak diyoruz. Böyle böyle çıkıntıları var bunun. Böyle böyle çıkıntıları var. İşte bu çıkıntılar aslında sanki bir ayak gibi hareket etmesini sağlıyor diyebiliriz. Ve paramesyuma baktığımız zaman bunlara da terliksi hayvan diyoruz aslında. Burada terlik şeklinde olduğu için aslında terliksi hayvan diyoruz. Bu da gözle görülmeyecek kadar küçük. Bunların üçü de aslında özel ve genellikle tatlı sularda yaşayan mikroskobik canlılar diyebiliriz. Bunların bazıları hastalık yapıyor. Mesela amipli dizenteri hastalığı var. Bazıları mesela burada yeşil olduğu için aynı, aynı bitkiler gibi fotosentez yapabiliyor. Yani besin üretebiliyor. Farklı farklı çeşitleri de var diyebiliriz. Mantarları incelediğimiz zaman mantarlar normalde eskiden bitkiler olarak düşünülüyordu. Yani bitkilerin içinde olarak düşünülüyordu. Çünkü işte kökleri var, işte köke benzer yapıları var daha doğrusu toprağa tutunuyorlar. Dolayısıyla insanlar bunları bitkiler grubuna dahil etmişti. Fakat sonrasında yapılan araştırmalar gösterdi ki bitkiler kendi besinini kendi üretebiliyor ama mantarlar tüketici yanlar. Yani besinlerini hazır olarak dışarıdan alabiliyorlar. Dolayısıyla ne oldu? Mantarları o zaman başka bir diğer gruba aktarmak zorunda kaldık. Yani bitkilerin dışında bir ayrı bir grup olarak düşünmeye başladık ve mantarları biz dört ayrı bölümde inceleyebiliriz. Şapkalı mantarlar bizim normalde işte e, tükettiğimiz, yediğimiz mantarların da bir çeşidi aslında. Mesela biz hangi tür mantarları yiyoruz biliyor musun Sevda? Kültür mantarı. Harikasın kültür mantarı. Peki kültürlü mü gerçekten de bu mantarlar? Okumuş bilgili mantarlar hocam. Ne alakası var? Onlar okumuş olduğu için kültürlenmiyor. Aslında kültür mantarları insanlar tarafından özel bölgelerde ve asla ve asla insan sağlığına zarar vermeyecek koşullarda ve içerikte üretilen mantarlar demek. Dolayısıyla kültür mantarları bizim yediğimiz tür mantarları. Bazı mantarlar var zehirli. Mesela bu şey şekilde renkli mantarlar görürsen aman dikkat et, zehirli mantarlar çıkabilir. Dolayısıyla burada farklı çeşit şapkalı mantar türlerimiz var. Bizim aklımıza bu geliyor tabii. Ama bunun dışında küf mantarları var. Mesela ekmeğin küflenmesine yol açan ve gerçekten dünyadaki madde döngüsünde çok önemli bir yere sahip mantar türüdür diyebiliriz. Mesela maya mantarları var. İşte ekmeğin mayalanmasını sağlayan ve bu şekilde beslenmemizde katkıda bulunan yararlı mantar türlerinden bir tanesi veya hastalık yapan mantarlar var. Bu da zararlı mantar türlerinden bir tanesi insanlara bulaştığı zaman hastalığa yol açabiliyor. Parazit bir etkiye sahip diyebiliriz. Peki bitkilere baktığımız zaman bitkiler grubunda da şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bitkilerde iki farklı grubumuz var. Bitkiler şu demek kendi besinini kendi üreten yani üretici canlılar demek. Yani kimseye dışarıdan ihtiyaç duymuyorlar. Hatta şöyle bir örnek verirsem daha kafamda oturur. Bunların ağızları yok. Yani bir yemek ihtiyaçları yok bunların. Çünkü kendi besinleri kendileri üretebiliyorlar. Dolayısıyla bitkiler deyince hemen aklımıza şu gelecek. Ağızları yok bunların. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak değil kendileri ...kendi kendilerine üretebiliyorlar. Peki, bitkileri biz iki gruptan görüyoruz. Çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler. Çiçeksiz bitkiler deyince... eğrelti otu, karayosunu, at kuyruğu... ...bunların çiçekleri çıkmıyor. Bunlar yani çiçek organına sahip değiller. Peki çiçek organı nedir ki? Çiçek organı aslında bitkinin üreme organıdır. Yani bitki nasıl ürer? Çiçek ile ürer. Ama bunlar çiçek ile üremiyorlar. Farklı bir yöntemlerle, işte spor gibi... ...farklı yöntemlerle üreyebiliyorlar çiçeksiz bitkiler. Ama bitkilerde çiçekli olanlar çiçek organı ile üreyebiliyorlar. Yani çoğalabiliyorlar. Yeni canlıları oluşturabiliyorlar. İşte burada bitkinin üreme organının çiçek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki aynı zamanda çiçekli bitkilerde tabii ki diğer bitkilerde olduğu gibi yapraklar var. Yapraklar ne yapar? Yaprak aslında en önemli görevlerden bir tanesi. Yani besin üretimini yapıyor. Besin üretimini yapıyor. Aynı zamanda bitkilerde yapraklar telleme de yapıyor. Normalde insanlar teller Hayvanlar terler ama aynı zamanda bitkiler de terler. Yani su kaybederler. Ve bu da aslında ileride göreceğimiz konularla çok bağlantılı bir konu. İşte bunu yaprak ile yapabiliyorlar. Aynı zamanda boşaltımı da yapraklar ile yapıyorlar. Mesela bitkilerin hani yaprakları sonbaharda ne olur evladım benim? Sarar hocam yapraklar. Harikasın işte sararıyor ya. Sarardıktan sonra dökülüyor. İşte o bitkilerin bir boşaltım türü aslında. Ve bu sayede için, içlerindeki zararlı maddelerden veya atık maddelerden kurtulmuş oluyorlar. İşte aynı zamanda bitkiler ne yapıyorlar? Besin üretimini fotosentez yapıyorlar. İleride çok önemli bir şekilde bunu işleyeceğiz zaten. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Bitkiler kendi besini kendi üretiyor. Ve tabii ki çiçek organı sayesinde de buradan ürettiği meyve ardından da meyvenin içerisindeki tohumlar sayesinde yeni bitkiler oluşturabiliyor diyebiliriz. Peki geldik şimdi biyoçeşitliliğe. Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliği aslında biyoçeşitlilik. Yani canlı çeşitliliği demek. Bio, biyolojiden aklımıza gelsin. Canlı bilimi demek biyoloji. Biyo da canlı demek aslında eski latince'de. Dolayısıyla çeşitlilik de canlı çeşitliliği. Ne kadar güzel etrafımızda binlerce çeşit canlı var. Hatta diyorlar ki yüz binler çeşit böcek türü var aslında bizim keşfettiğimiz veya keşfedemediğimiz türlerin toplamı. Dolayısıyla bu kadar çok canlı çeşitliliği aslında dünyaya bir zenginlik katıyor. Farklı farklı meyveler yiyoruz, farklı farklı hayvanlar görüyoruz etrafımızda. Onlar farklı bir beslenme ilişkisi içerisinde işte çita işte geyiği yiyor, geyik otuyor. ondan sonra işte e, kartallar var, uçan ve benzeri. Bunların hepsi aslında inanılmaz güzel ve inanılmaz büyük bir biyoçeşitlilik sağlıyor bize. Peki ama biz ne yapıyoruz? Ne yazık ki buna zarar verici sebepler ortaya çıkartıyoruz. Mesela çok avlanma yüzünden veya çevreyi kirletmemiz yüzünden bazı canlıların nesi tükenmiş veya bazı canlılar nesi tükenme tehlikesi altında veya ee, bazı canlılar ülkemizde gerçekten nesli tükenmiş veya nesli tükenme tehlikesi altında. Dolayısıyla ülkemiz açısından veya dünya açısından baktığımız zaman farklı farklı canlı türleri karşımıza çıkıyor. Şimdi birazdan onlara bakacağız. Mesela karette karette ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan canlılardan bir tanesi. Veya Anadolu Parsı ülkemizde nesli tamamen tükenmiş. Eskiden vardı ama nesli tamamen tükenmiş bir canlıdır diyebiliriz. Veya kar çiçeği e, bu da ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı ve aynı zamanda ters tarafta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. İşte bunları ne yapmamız gerekiyor? Korumamız gerekiyor diyebiliriz. Aynı zamanda birkaç tane daha örnek verirsek mesela nesli tükenmiş canlılar da Asya fili, Hazar kaplanı, aynı zamanda Kafkas bizonu, mamut, dinozor, mesela dinozorlar artık yok veya moa, ondan sonra dodo kuşu, yılan boyun bunlar nesli tükenmiş canlılar. Bazı canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya mesela vaşak aynı zamanda Magellan pengueni çok gerçekten çok azaldı dünya üzerinde veya deniz iguana'sı veya terslerle kardelen şakayık e, kara çiğden. bunların her birisi çok değerli bizim için korumamız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi insan ve çevre ilişkisine baktığımız zaman ne yazık ki çevreyi kirletiyoruz. Çevreyi nasıl kirletiyoruz? Toprak kirliliği oluşturuyoruz, ışık kirliliği oluşturuyoruz, nükleer kirlilik, ses kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, farklı çeşit kirlilikler ortaya çıkartıyoruz. Mesela işte ışık kirliliği şehirlerde çok ortaya çıkıyor. Her taraf ışık dolu. Hiç yıldız mıldız göremiyoruz. Aslında gökyüzüne baktığımız zaman veya ses kirliliği yine şehirlerde korna sesleri, araç sesleri, işte bir sürü makina sesleri bunların her birisi aslında insanlara uzun vadede rahatsızlık vermeye başlıyor. O yüzden insanlar işte şehirden kasabalara doğru veya işte daha çok mesire yerlerine doğru göç etmeye başlıyorlar. İşte emekli oldukları zaman veya olduktan sonra. Peki hava kirliliğine baktığımız zaman işte ne yapıyoruz? E, araç egzozları, fabrikalar ve benzeri bunlar kötü hava koşullarına yol açıyorlar. Hatta hava kirliliğine yol açarak insanların da sağlığını olumsuz yön etkiliyor. Veya su kirliliği fabrikalardan çıkan atık sular bunların her birisi sularımızı kirletiyor. Temiz su kaynaklarımız azalıyor. Veya toprak kirliliğine baktığımız zaman bu atıklar e, fabrikaların atıkları, insanların atıkları aslında toprağı kirleterek o toprağın tekrar yeni besinler üretmesine engel oluyor. Çünkü toprak üzerinde bitkileri yetiştirebiliyoruz diyebiliriz. Yıkıcı doğa olaylarına baktığımız zaman da deprem ülkemiz aslında deprem bölgesinde ve en önemli tehlike aslında depremde diyebiliriz. Volkanik patlamalar ülkemizde çok yok ama genellikle işte tropikal adalarda işte ne bileyim Hawaii'de veya e, bazı Endonezya adalarında çoğunlukla ortaya çıkıyor. İzlanda'da da mesela bu şekilde volkanik patlamalar oldu geçtiğimiz yıllarda ve çok büyük e, problemlere ve yaşam kayıplarına yol açtı diyebiliriz. Heylana baktığımız zaman toprak kayması ülkemiz heylan bölgeleri olan bir ülke özellikle Karadeniz'de çoğunlukla heylan oluyor. Toprak kayması olabiliyor. Aşırı yağıştan olabiliyor veya aşırı yağışın etkisiyle toprağın bir yerden bir yere doğru kayması yolların etrafında yolların kenarında ve benzeri olabiliyor. Bu da aslında ağaçlandırma ve teraslama çalışmasıyla rahatlıkla veya istinaf duvarıyla rahatlıkla önlenebilen bir yıkıcı doğa olayı diyebiliriz. Ama volkanik patlamayı önleyemiyoruz. Depremi önleyemiyoruz ama önlem alabiliyoruz. Yani depremden önce deprem çantası hazırlamak, sağlam binalar inşa etmek, sağlam zemine bina yapmak bunlar deprem için önlem almak demektir diyebiliriz. Mesela sel ülkemizde de oluyor ve sel dediğimiz aslında su baskını ve çok aşırı yağış veya işte nehirlerin taşması gibi etkenlerden dolayı sel de olabiliyor. Hortuma baktığımız zaman ülkemizde çok az, çok az gözlemleniyor ama bu da e, özellikle bazı ülkelerde e, okyanus kenarındaki ülkelerde veya işte Amerika gibi çok geniş kıtalarda çok da sıklıkla gözlenen bir yıkıcı doğa olayı. Rüzgarın bu şekilde kasırga şeklinde gerçekten çok kuvvetli esmesi ve kendi eksen etrafına dönmesiyle ortaya çıkan bir durum diyebiliriz. Geldik yenilenebilir yenilenemez enerji kaynaklarına. Bir kere yenilenebilir enerji kaynağı bizim için iyi bir şey. Yenilenemez enerji kaynağı bizim için kötü bir şey. Yani kötü bir şey derken tabii ki bundan yararlanıyoruz. Çok ihtiyacımızı görüyor. Gerçekten bize çok katkıda bulunuyor. İşte bir yerden bir yere giderken petrol kullanıyoruz petrol, doğalgaz evlerimize ısınmak için kullanıyoruz. Bunlar aslında bizim çok ihtiyacımızı görüyor. Ama bu fosil yakıtlar var ya yani yenilenemez enerji kaynakları var ya uzun vadede zararlı çevreyi kirletiyor. Bitecek aynı zamanda çok az kaldı dünyada. İşte petrol 2050 yılına kadar ancak dayanır diyorlar. Bunların tarihleri tabii sürekli değişiyor. Veya kömür mesela çok kirli bir havaya yol açabiliyor. Ve dolayısıyla hava kirliliğini gerçekten çok arttırıcı bir etkene sahip kömür diyebiliriz. Ve aynı zamanda nükleer enerji de nükleer enerji çok tehlikeli yenilenebilir enerji kaynaklarından ve gerçekten atıkları oldukça zararlı olabiliyor. O yüzden bunlardan ziyade biz hem dünyada hem ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarını özellikle güneş enerjisi, aynı zamanda hidroelektrik enerji, barajlardaki hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi, aynı zamanda jeotermal enerji, aynı zamanda rüzgar enerjisi gibi enerji çeşitlerini kullanmamız daha iyi olur diyoruz. Bunlar da aslında hidroelektrik enerji suyun akışından, suyun barajlarda yüksek bir yerden alçak bir yere doğru akışından kaynaklanıyor. Biyokütle enerjisi aslında canlı artık ve atıklarından elde edilen enerji çeşidi güneş enerjisi güneşten aldığımız ısı ve e, aslında ışığı ne yapıyoruz? Biz elektrik enerjisi veya ısı enerjisine dönüştürebiliyoruz. Veya işte jeotermal enerji, yeraltı sıcak sularından elde ettiğimiz enerji veya rüzgar enerjisi de işte rüzgarın rüzgar güllerini döndürmesiyle ortaya çıkan tertemiz enerjiler bunlar diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sınıf tekrarımıza. 7. sınıfta hatırlıyorsak hücreyi gördük. Hücrenin bir de organellerini gördük. Yani bizim normalde insanların vücudunda mesela karaciğer nedir evladım? Benim? Organdır hocam. Harikasın. Yani organdır ya işte hücrede kendi başına bir canlı gibi düşün. Onun da organelleri var. Yani organcıklar diye düşünebilirsin bunları. Bunlar nelerdir? Endoplazmik retikulum, taşıma. Bunları teker teker bir kelimeyle özetleyeceğim. Taşıma. Ee, ondan sonra mitokondri, enerji. Enerji üretim santralidir e, canlının enerji ve solunum yaparak enerji elde eder. Endoplazmik retikulum hücre içerisindeki taşınmayı sağlar. Taşınmayı sağlar. Belli maddelerin belli bir yerden bir yere taşınmasını sağlar. Koful dediğimiz depodur. Bu su depolayabilir, besin depolayabilir, aynı zamanda atık depolayabilir. Farklı farklı e, çeşitleri var. Sentrozom deyince hemen aklımıza e, hücre bölünme aklımıza gelecek. Bölünme ee, yani hücre bölünme sırasında aktif rol alır. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Bu önemli. Buraya bir tane yıldız koyuyorum. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur sentrozom. Ribozoma baktığımız zaman hemen protein aklımıza gelecek. Protein sentezi yapar ribozom. Protein sentezi yaparak aslında canlıların kendi proteinini üretmesi var. Hücredeki en küçük organeldir. Lizozom deyince hemen aklımıza hücre içi sindirim yapar. Yani hücre, sanki hücrenin midesi gibi düşünebilirsin. Golgi cisimciğine baktığımız zaman salgı yapar. Salgı ve paketleme yapar. Ve çekirdeğe baktığımız zaman da tabii ki yönetim merkezidir hücrenin diyebiliriz. Hayvan hücrelerindeki durum bu şekilde görebiliriz. Burada dikkat edelim. Endoprazmik retikulum bu şekilde maddelerin taşınmasını sağlıyor. Yapıyor. Mitokondri enerji üretimini solunumla yapıyor. Burada kofullar farklı boyutlarda olabiliyor. Aynı zamanda sentrozom hücre bölünmesinde ortaya çıkıyor görevi zaten. Genellikle bu şekilde iki tane bir silindir kap gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda golgi cisimci de golgi aygıtı da deniyor buna. Paketleme veya salgı yapıyor diyebiliriz. Ribozomda protein sentezi yapıyor demiştik ve lizozomunda sindirim yaptığını çok iyi biliriz. Şimdi geldik bitki hücresine baktığımız zaman bitki hücresinde birazcık daha farklı bir yapı var. Bitki hücresinde aslında şu, şu şekilde gösterebilirsek normalde şimdi bir hücrede, bir hücrede en dışarıda hücre zarı vardı. En dışarıda hücre zarı vardı. Ve bunun içinde sitoplazma vardı, çekirdek vardı ve arasında da sitoplazmanın içinde organeller vardı. Aynı bu şekilde bitki hücresinde ekstradan hücre zarı var ama bir de bunun etrafında gerçekten daha sağlam ve daha kalınca bir yapı var. Bu da nedir? Köşeli bir yapısını sağlayan aslında bitki hücresinin nedir? Hücre duvarıdır. Hücre duvarı aslında bitki hücresine özel bir yapıdır diyebiliriz. Daha sağlam. Çünkü bitkilerin kemikleri yok ki insanlar gibi ayakta durabilsin veya hayvanlar gibi ayakta durabilsin. Onlar da bu yapıyla bitkilerde bulunan hücre duvarıyla veya hücre çeperiyle deniyor. Bu sayede gerçekten sağlam durabiliyorlar. 10 metre, 20 metrelik ağaçlar görüyorsunuz mutlaka. Bu şekilde aslında sağlam durabiliyorlar. Peki aynı zamanda endoplazmik retikuluma baktığımız zaman endoplazmik retikulum aynı bitki hücresinde, hayvan hücresinde aynı ortak bir organel. Mitokondi de aynı şekilde enerji üretimini sağlıyor. Bu da ortak organel. Solunum yapıyor. Koful aynı şekilde yine var ama dikkat edelim kofullar bitki hücrelerinde birazcık daha büyük ve daha az sayıda oluyor. Hayvan hücresinde daha küçük ve çok sayıda olabiliyor ama bitki hücresinde daha ...büyük ve az sayıda oluyor. Mesela bu su depoluyor. Çünkü neden? Bitkinin suya çok ihtiyacı var. Kloroplast zaten fotosentez yapan organelimiz. Ribozom ne yapardı? Protein sentezi yapardı. Lizozom ilkel bitki hücrelerinde... ...genellikle var. Yine sindirim yapıyor. Golgi cisimciyi... ...golgi cisimciği ise yine aynı şekilde... ...salgı ve paket çekirdekte yönetim merkezi... ...hücrenin ve DNA'larımızın... ...yani kalıtsal materyallerimizin... ...bulunduğu yer diyebiliriz. Evsel atıklar ve geri dönüşüme baktığımız zaman bir kere biz bir sürü atık oluşturuyoruz. İşte çöpümüzde yüzlerce farklı cins ambalaj var, işte plastik var, cam var ve benzeri. İşte biz bunları geri dönüştürmemiz gerekiyor. Nasıl geri dönüştüreceğiz? Bir kere geri dönüşüme uygun ürün çeşitleri veya madde çeşitleri var diyebiliriz. Mesela örnek olarak kağıt, cam, plastik, metal geri dönüşüme uygun maddelerdir ve bunları ne yapıyoruz aslında? Bu dördünü aslında biz bunları tekrar kağıt üretiminde, cam üretiminde veya şişe üretiminde, plastikleri tekrar ürün üretiminde, aynı zamanda metalleri de yine e, üretimde tekrar kullanabiliyoruz. Organik atıklar ise, organik atıklarsa biokütle enerjisi olarak ...değerlendirilebiliyor veya gübre amaçlı da kullanılabiliyor geri dönüşüm ile tekrar değerlendiriliyor. Geri dönüştürülemez evli, evsel atıklara baktığımız zaman bebek bezi, naylon, ayna, seramik, yağlı kağıt gibi maddeler geri dönüştürülemiyor. Onlar bir kere kullanıldıktan sonra tekrar geri dönüşüme e, tabi olmuyor ve geri dönüşümün şöyle bir katkısı var aslında geri dönüşüm ülke ekonomisini kalkındırıyor. Aynı zamanda çevreyi koruyor, çevreci. Tekrar ağaç kesmiyoruz mesela kağıt için diyebiliriz. Peki hemen seninle beraber birkaç tane alıştırma yapalım. Demiş ki yenilenemez ve yenilenebilir enerji kaynakları. Hemen buradan yerleşti demiş. Jeotermal enerji. Bir kere yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeo Termal enerji, jeotermal deyince hemen aklımıza yenilenebilir enerji kaynakları gelecek. Nükleer enerjiye baktığımız zaman yenilenemez enerji kaynağı, nükleer enerji yenilenemez enerji kaynağıdır diyebiliriz. Peki, e, biyokütleler ise yenilenebilir canlıların atık ve artıklarından yararlanarak elde edilen enerji çeşidi diyebiliriz. Biyokütle enerjisi diyebiliriz. Doğalgaza baktığımız zaman fosil yakıttır doğalgaz. Doğalgaz da bu şekilde aslında yenilenemez enerji kaynağıdır. Güneş enerjisine baktığımız zaman güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır diyebiliriz. Bu da aslında tükenmeyen enerji kaynaklarından bir tanesi. Kömür fosil yakıt olduğu için bu sol tarafa yazıyoruz. Rüzgar enerjisine baktığımız zaman yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi de aslında bizim için nedir? Rüzgar enerjisi de yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik yine sağ tarafa yazıyoruz. Hidroelektrik yenilenebilir, e, elektrik yenilenebilir enerji kaynağıdır diyebiliriz. Petrole baktığımız zaman fosil yakıt olduğu için sol tarafa yazıyoruz diyebiliriz. Hemen organelleri hücredeki görevleriyle de eşleştirelim demiş. Hemen bakalım bir kere Golgi cisimciği ne yapardı? Salgı paketleme. Dolayısıyla bir ne olacak? Salgı paketleme E olacak. Buraya E yazdım. Mitokondriye baktığımız zaman mitokondri aslında enerji santrali diyebiliriz veya sonunla enerji üretirdi. Dolayısıyla buraya D yazarız. Ribozoma baktığımız zaman protein sentezi o zaman buraya A yazarız. Kloroplasta baktığımız zaman fotosentez yapma o zaman buraya G yazarız. E, Endoplaz baktığımız zaman ne yapardı? Hücre içi taşımayı sağlardı. Hücrede maddi iletimini sağlardı. O zaman buraya B yazabiliriz. Kofula baktığımız zaman neydi evladım benim? Depolamaydı hocam. Harikasın. Dolayısıyla bizim için besin, atık, su, depolama. Depoyu gördüğümüz için depolama dediğin gibi C'yi buraya yazabiliriz. Lizozoma baktığımız zaman hücre içi sindirim buraya da H yazabiliriz. Sentrozoma baktığımız zaman da hücre bölünmesinde görevli buraya da F'yi yazabiliriz diyebiliriz. Ödül sorumuzu yap, yorumları yolla. Teşekkürler hocam, görüşürüz.